Merhaba arkadaşlar, Mount Blade Ottoman senaryosuyla karşınızdayız. Yeni bir senaryo, yeni maceralar diyelim. Öncelikle ki Mount Blade Calcutta Ottoman'a şu anlık devam etmiyoruz. Tabi bu videonun altına isteğinizi belirtirseniz onu da çekmeye devam edeceğim. Ama şimdilik Mount Blade Ottoman senaryosuyla devam edeceğiz. Bir kere çok daha fazla eklenti var bu senaryoda. Yani bayağı yeni bir şeylerle karşılaşacağız. Özellikle şehir içindeki camiler. Direkt şehre tıkladığınız zaman lonca başkanıyla konuşabilme. Yeni silahlar, yeni kıyafetler. Yeni handa yeni şeyler de göreceğiz. Değişik şeylerle karşılaşacağız. Özellikle bu modu çok seviyorum, size de çok öneririm. Boyutu biraz fazla ama gerçekten değiyor. Öncelikle bir yeni oyuna başlayalım. İşte gördüğünüz gibi geçişlerdeki wallpaper'lar çok iyi. İşte dua eden amcamız. Mount Blade, Warband Osmanlı senaryosuna hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter, tamam. Erkek. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştun. Baban kıdemli bir savaşçıydı. Oyun içinde de oyunla ilgili yeniliklere hem nasıl diyelim direkt görüntü üzerinde size yenilikleri göstereceğim. Mesela savaşlardaki çalan müzikler arka fonda. Onun dışında şehir hanlarında yapılan yeni değişiklikler, padişah üsleri. İşte bir sürü yenilik var. Onları tek tek size göstereceğim. Dünyayı öğrenmeye başladı. Düzün öğrenmeleri konuşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında bozkır çocuğuyduk. Yani Türk olduğumuzu belli edelim. Çocuktan çıkan biri olarak kendi atında geniş bozkırlarda gezip çölün ve otun yollarını öğrendin. Bu çölü Orta Asya'daki çöller olarak algılayın. Hani soğuk çöller. Bu Afrika'daki gibi değil. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönemde sen ne olalım? Öğrenci, kaçak bir avcı. Öğrenci olalım ya. Biraz gerçeğe dönüştürelim. Sonra her şey değişti ve kendi başına maceralık yapmaya karar verdin. Beni bu karara iten neydi? Sevdiğim birinin kaybıydı. Böyle hüzünlü bir şekilde yapalım ki ne için mücadele ettiğimiz belli olsun. Bu sefer sancak almak için önceki yolları tercih etmeyeceğim. Direkt gerçekçi yaklaşacağım. Bir maceracı olup atımızı kaderine doğru sürelim. Gerçi kaydetmeden çıkmak olmasın. Şuraya tarihle ilgili bir ne diyelim? Köprülü Furkan. Köprülü Furkan. Olur mu lan? Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Ahmet Paşa falan vardı. Biz de kendimizi Köprülü Furkan yapalım. Güce 2 verelim. Başlarda güç çok önemli. Karizma 1. Ve tabi çeviklik. Demir vücut. Liderliğe bir kere vermemiz gerekiyor. Özellikle birliğimizde olacak asker sayısının kapasitesini arttırmak için esir yönetimi, envanter yönetimi, bunları kesin ilk başta veriyorum. Güçlü darbe verdik ve güçlü gelme verelim. Çünkü o kullanmayı çok seviyorum bir kere. Videonun başında dediğim gibi Calcutta Ottoman'a devam etmemizi istiyorsanız altta belirtin. Çünkü buna devam etmeyi düşünüyorum bundan sonra, ama öyle bir istek gelirse tekrar Keto'ya da devam edebilirim. Bu nasıl bir cilttir lan? Evet, gördüğünüz gibi Ottoman modda bu ciltler biraz daha gerçekçi olmuş. Cildimiz bu şekilde olsun. Vay. Caner Erkin'e benzedi. Şu yaşı biraz şey yapalım. Tabi bu şekilde keçi sakalı bırakmayacağım. Yok lan, yaşlı yaptık.
Sakalımız bu şekilde olsun. Tamam. Saç böyle iyi. Kaleler adındaki diğer hakkında hikayeler anlatıp dururlar. Krallıklar arasındaki savaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçılara, şövalyeleri falan filan işte öyle bir şeyler diyor. Ne diyelim? Devleti Aliye Osmaniye Konstantin şehrine giden bir kervana katılacağız. Kertanlığı da biliyorsunuz Türk Moğol. Seçenler onu da seçebilir. Ama ben biraz daha hem Ottoman senaryosunu tanıtmak amaçlı hem de bana daha yakın gelen Osmanlı seçeceğim. Ama dediğim gibi Kerkitanlı da güzel. Onu da bir ara seçmiştim. Onu da oynayabilirsiniz. Türkler ve Moğollar. Kaladan'ın bağrından geçiyorsun. Bilmem ne bilmem ne. Anı çok bitkin bir şekilde vardı. Hemen uykuya daldın. Ertesi gün doğmadan kalkıp çevreyi keşfetmeye karar verdin. Henüz bomboş olan sokaklarda yol alırken ani bir sesle irkiliyorsun. Kınından çekilen bir kılıcın tehditkar sesi, hayatının tehlikede olduğunu ve bir an önce bir şeyler yapmazsan bu yeni ülkedeki maceranın henüz ilk gününde daha başlamadan biteceğini haber veriyor. Bize burada saldırıyorlar. Biz de karşılık vereceğiz. Hadi bismillah. Evet. Görüntümüz böyle. Okumuzu alalım. Evet, arka fondaki sesi görüyorsunuz. Gerçek iyi eklentiler yapmışlar. Bana öyle vurma. Şundan kafasını alırsak çok iyi olacak. Oo. Haydut Köprülü Furkan tarafından öldürüldü. Ha, Allah'a tersten bakarsın böyle. İşte gördüğünüz gibi cami. Amca dur. Dur bir camide iki rekat namaz kılaydık ya. İyi misin? Eh en azından hala hayattasın. Darbe bile almadım lan. Gördüğünüz gibi normal bir Osmanlı şehirlisine çok benzetmişler. Buradaki için sahnesini söylemek zor. Geceleyin sokak seyredilen haydutlar sayende bir azaldı. Eyvallah. Tüccar bitti yakınlaşık evine gittik. Klasik Mount Blade'de klasik olarak yapılan bir şey. Bu direkt tüccar bizi almaya geliyor. Biz de onun evine gidiyoruz. Tüccarın evini biraz inceledik. İşte yine bir Osmanlı müziği. Şunun sesini az kısalım da bizim de sesimiz çıksın. İşte yine bir güzel bir wallpaper. Bu arada buradaki kolay şeylerini de arttıralım da o kadar kolay da oynamayalım. Evet, tüccar amcamızın bir yatağı var. Başka evi normal bir Osmanlı evi gibi güzel. Alt katına inelim. Alt katını depo olarak kullanıyor. Şöyle güzel bir ev var. Söyle tüccar amca. Heh, gel. Tamam. Evet. İşte kardeşini kurtarmamızı istiyor. Kardeşini harcıklar kaçırıyor. İlginç devam edin diyoruz. Bunun için 5 adam toplayacağız. İlk görev bu. Adamları topladıktan sonra beni tekrar bulmak için buraya Konstantinye'ye sonra neler yapacağını konuşuruz. Görevimiz Q'ya basarak bakıyoruz tekrar. 5 adam toplayacağız sonra Han'a geri döneceğiz. Çıkalım bakalım. Evet. Haritamız. Şöyle büyütürsek. Şehirlerimize bakalım. Konstantinye, Edirne, Ankara. Deniz herhalde bir şehir değil. Kale değil mi? Ha yok, köymüş. O zamanlar tabi gerçekçi yapmışlar çünkü Denizli şu anda Denizli'ymiş. O zamanlar köyde Eskişehir, Afyon gibi. Tekirdağ mesela. Bahçesaray'da Van. Van bölgesinde. Osmanlı döneminde büyük bir şehirdi. Başka bir de bizi ilgilendiren
Türk Moğollara bakarsak işte gördüğünüz gibi direkt Bozkır'a benzetmişler. Uçsuz bucaksız Bozkırlar gibi. Tulga şehri. Evet, biz nerede şimdi? Konstantinopolis. Ne yapacaktık? 5 adam toplayacaktık. Şimdi köyler, Selanik'e gidelim. Harita modunda olduğumu biliyorum, tamam. Git Selanik'e. İlk başlarda köy yaşlısıyla görüştüğümüz zaman buraya konuşma seçeneği gelecek. Şu anda konuşmadığımız için seçenek gelmedi. Gönül topla diyelim. Ne? Vay be, öyle olsun. Kimse gelmek istemiyormuş. Olabilir, şu anda bir kişi olduğumuz için biraz çekinmişlerdir. İznik'e gidelim. İznik'te biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinde ele geçirilmiş bir bölge. Buradan iki acemi olanları geldi. 20 akçeyi alıyoruz. Normal para burada Osmanlı senaryosuyla akçeye çevrilmiş durumda. 5 tane toplayacaktık. 3 oldu. Enes. Enes'e gidelim. Enes'in neresi olduğu hakkında bir fikrim yok. Gerçekten. Saldırma. Saldırma. Yalnız arka fondaki çalan müzik çok iyi ya. Buradan da 6 tane geldi, çok iyi. Köylerden erzak satın alalım. Tavuk. Tavuğun rengi niye böyle? Senaryoyla alakalı bir şey galiba. Bu senaryoyla. Balıkla peynirimizi koyalım. Bunun için 12 zeka gerekir. Bunu okuyacağım. Evet. Hanımıza dönelim. O zamana kadar birisiyle kapışacak ya, bir çapulcuyla falan. Heh, gaza geldim be. Neyse, görevimizi yapalım ilk önce. Evet. Evet, Osman Paşa'nın marşı çaldı. Ben derim niye çaldı? Kavgacı bir sarhoş. Bize satışıyor. Niye bakıyorsun sen? Emin değilim, bir çeşit hayvan olsa gerek. Bana böyle şekiller yapma. Kusura bakma hancı, iş işten geçti. Sus lan! Oğlum bana... Vurma lan! Ulan kanım nasıl aktı? Uf, kanlar çıkıyor. Oğlum! Osmanlı torunuyuz lan! Evet, diyeceğim o ki kavgaya başlattı. Sanırım bu sana onun kılıcını alma hakkını veriyor. Bu içki benden olsun. Bir veya iki devam işlerini olmam önledin. Yine de umarım nabız atıyordur. Bu kurumu cinayet içinden biri onun olarak bilmesi doğru olmaz. Ben olacağım, o olsun. Yük Osman Paşa, bir ev neden çıkmam diye. Tüccarımıza konuşalım. Haritaların peşine... Neden sen de bizimle gelmiyorsun? Hemen... Bir şeyler bahane ediyor. Yeni görev almış. Adam olacaksın. Görün ha. Aha şurada. Heh, gel buraya gel. Hacı çetesiyle bir görüşelim bakalım. Seni arıyordum. Sen ve çetenin reyneleri nerede sakladığını söylersen gitmene izin veririm. Hıh. O reyneler ancak fidelerden de serbest kalır. Yanına üç gümüş getirdin mi? Ananı getirdim, ananı. Evet, savaşacağız. Dur. Acemi olandır. Benimle gelin.
serbest. Hemen bakıyoruz neredeler. Uf, tam tepeye geldik. Bir iki ok atalım. Sonra Allah ne verdiyse alacağız. Uf, güzel. Öldürdük mü seni? Bunu da öldürdük artık. Savaşma zamanı. Herkes uçur. Bunu aldık. Sen de gel. Hop, bunu da öldürdük. Üçü öldü, bir yaralı. Ha, soyguncu konuşmamız gerektiği için yaralanmış. Aman canımı bağışla, canımı bağışla. Bırak beni gideyim. Beni öldürmezse sana yemin ederim uzak kızım. Evet. Gencin nerede sakladığını söyle. Bunları satarız ya. Bir tane alalım da. Al lan al. Ey şanlı asker. Bazen sesim gelmiyor, o yüzden biraz müziğin sesini kıstım. RNG'lerin inini bulalım. Evet, bizim sesimiz Mehter Mars'ın sesini susturamıyor. O yüzden biraz daha kıstım sesini. RNG'lerin inini basmaya geldik. Saklandıkları yere saldırıyoruz. Evet. Ottoman senaryosuyla yine yönlü bir kısma geldik. Allahu ekber. Çok biz gaza geldim. Gelin saldırın bana, saldırın. Oğlum çok biz gaza geldim, saldırın bana. Onunuz birden gelsin. Dur ama o kadar derken demedim. Oha, öldürdü beni. Vay yavşak. Olmadı bu. Bu hiç olmadı. Bir daha saldıracağım. Şu köyde dinlenebiliyoruz mu? Dinlenme yok mu? Gaza geldik dedik, bir anda saldırdık ya. Deli olsun deli. Oo. Köprülü Furkan, %4 canımız var. Şurada biraz dinlenelim. İşte gördüğünüz gibi yine bir güzel bir wallpaper koymuşlar arkaya. Çok iyi olmuş. Hadi bir süre bekleyelim. Sabah saldırırız. O kardeşi oradan kurtaracağım. Kardeş bizim kardeşimiz. Hadi. Hadi bismillah. Yine canım çok az ya. Saldırın. Ben biraz ok atayım. Dur, ben varım, atma. Yukarılara bakıyorum. Yukarıdan bir tehdit gelirse. Ah! O attığımız tuttu ama öldüremedik. Bakıyorum çevreye. Aha, bir tane orada var. Dur ya.
Evet, indirdik aşağı. Şu anda aşağı doğru yuvarlanıyor. Bir hemen ziyaret edelim. Ruhuna el Fatiha. Bismillah. İnşallah cehenneme gidersin. Evet. Dur kardeşim. Ya. Hadi bakalım. Başka kim kaldı ya? Aha gancığı gördüm. Aha bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Paramparça ettik onları. Abi çok iyi yapmışlar ya. Selamünaleyküm abi. Teşekkürler, teşekkürler. Beni bu eşyaların elinden kurtardın. Benim tanrıcı seni buraya Konstantin'deki abim gönder. Evet kardeşim. Adamı kurtardık. Eşyanın 63 eşya kaldı. Hiç. Ne diyelim? Eşya havuzuna giriş. Şunu bir kendimize alalım bir kere. Göçer zırhı. Bunu at. Kafamıza bir şey alalım. Hop. Tinerci gibi olduk lan. Oğlum. Lafta paşa olacağız ha. Hedefimiz paşa olmak ama tinerciler gibi dolaşıyoruz. Neyse. Şunu alalım. Şunları bir kısımda koyalım. Bu şurada kalsın. Yün çorapmış lan. Çorapla mı ben doluyordum adamları? Allah Allah. Eşyadını artık eşyadan senin verdiğinin ayarları göre yararlanır. Bir ihtiyaç duymadığın her şeye eşyadan girecektir. Eşyadan dedi benimki değil değil mi? Oha lan benim şeylerimi de mi aldılar? Bir tane deli bir tane başı bozuk. Başı bozuklar çok iyi ya. Ha. Bunları tek tek satacağım. Bir tane çapulcularla kapışmak istiyorum ya. Yok mu ya? Cesaretli bir çapulcumuz. Aha gel. Kaçma babana gel. Gel, 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 gel. Osman'ın şefkatli koluna gel. Senin gibi çapulcular için her zaman yerimiz var. Ya Allah, saldırın hep. Kazandık. At şunu. Şunu da çöpe atacağım ya. Bir şehre gidelim. Git şehre. Abi azıcık canla dolaşıyoruz ya. Şehre gidelim biraz dinleniriz. Yürüyün gidin lan. Çiftçilerimiz gidiyor. Pazar yerine gidelim. Erzak tüccarına girdiğimiz zaman sat bunların hepsini ya. Üf, hiçbir işim yaramıyor. Ha böyle atamıyoruz.
sap bıçaklarını böyle atalım. Çentilmiş baltayı da atarım. Paslı baltayı da atarım. Hepsini atalım. Bunu da at. Şunu da at. Oo, çok var abi ya, bu ne? Bunu da attık mı? Tamam. 127 akçe kazandık. Heh, görevimizi yaptık. Şimdi gidelim bir hana. Görevi bitirelim. Ne yapıyorsun lan? Evet kardeşim, sağ ol, Salim evine yöndü. Para için sağ ol. Şimdi şehir içindeki isyancılara karşı saldıracağız. Adamlarını komuta edeceğim. Evet, adamların işareti var. Evet, bunu da yaptık mı görevimiz tamamlanıyor galiba. Şimdi aslanlar üzerlerine çullanın. Tamam kardeşim. Hemen gelsinler. Nerede bunlar? Oo, ama şehirli kadını öldürüyorlar, olmaz ki. Şimdi gelsinler. Annelerine davetiye çıkaracağım. Oba, tam boğazına vurdum. Güzel. Evet, şuraya girdiğim zaman. Sen de gel. Gel sen de. Kol bak lan bunlar. Oğlum beni de sikleyin, bana da vurun lan. Allah Allah. Camiye girebiliyoruz mu abi? Konstantin Tüccar ile konuşalım. En az 3 adamı devirmişim. Eyvallah. Her kabadayı köprülü Furkan isminden korkmayı öğrensin. Evet evet deyip geçiştirme, ağzına vurma. Neyse ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, Mount Blade Ottoman senaryosunun ilk bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.